Merhaba sevgili vizyon izleyicileri. Bu programımızda Türkiye'nin en tartışmalı konularından biridir. Hep konuşuruz aramızda. Hukuk konuşacağız. Hukukun bir dalı ile ilgili bilgi alacağız. Çünkü avukat ve arabulucu bir konuğumuz var biliyorsunuz. Arabuluculuk çok önemli. Ama bakalım hangi konularda müdahil oluyorlar? Arabuluculuklar neler yapıyor? Bunları konuşacağız. Şeref Tekelioğlu konuğumuz. Hoş geldiniz Şeref Bey. Hoş bulduk. Çok Nasılsınız? teşekkür ediyorum. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Buralara kadar yorduk sizleri ama arabuluculuk Estağfurullah. önemli bir konu. Arabuluculuğu bir tarif edelim isterim Şeref Bey başlamadan önce. Önce onu açalım. Arabuluculuk nedir? Neler yapar? Sonra da konularımızı biraz daha detaylı konuşalım. Arabuluculuk bütün dünyada ve ülkemizde dostane çözüm yolu olarak alternatif çözüm yollarından birisidir hukuk uyuşmazlıklarında. Bizim ülkemize de 2012 yılında çıkarılan hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk kanunu ile uygulanmaya başlanmış bir dostane çözüm yolu hukuk uyuşmazlıklarında alternatif çözüm yoludur. Arabuluculukta uyuşmazlık yaşayan taraflar eğitim almış konusunda uzman arabulucu nezaretinde sorunlarını görüşüp, konuşup, müzakere etmek suretiyle sonuca vardıkları bir sistemdir. Peki hangi uyuşmazlıklar arabuluculuklarda görüşülebilir? Yine dünyada ve bizim ülkemizde hukuk yani özel hukuk ilişkilerinden doğan tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği konularda arabuluculuk görüşmeleri yapılıp anlaşmaya bağlanabilir. Ancak aile içi şiddet içeren uyuşmazlıklar ve ceza alanı arabuluculuk konusuna Girmez. arabuluculuğa tabi değildir. Evet. Peki o elde edilen anlaşmaların niteliği nedir? Şimdi efendim öncelikle arabuluculukta elde edilen anlaşmalar çok değerli, çok hukuki kıymeti olan anlaşmalardır, niteliktedir. Bunlarda da şöyle söylemek mümkün. Taraflar ve avukatlarının hazır olduğu, imzaladığı anlaşmalar aynen mahkeme kararı gibi doğrudan doğruya ilam niteliğindedir. Bunun dışında eğer taraflardan biri ya da avukatının olmadığı anlaşmalarda ise ilgili mahkemeden icra edilebilirlik şerhi alınmak suretiyle o belgede aynen mahkeme kararı gibi ilam niteliğindedir. Evet. Peki hangi davalarda arabuluculuğa gitmek gerekir ve hangi davalarda arabuluculuk zorunludur? Aslında arabuluculuk gönüllü, ihtiyari bir süreçtir. Tabii gizlilik özelliği de vardır, bunu da eklemek lazım. Bizim ülkemizde özellikle arabuluculuğun tanınması, yerleşmesi, kazan kazan ilkesinin vatandaşlarımız tarafından görülebilmesi için 2018 yılında işçi ve işveren uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk getirilmiş. Bunda elde edilen başarı çok iyi olduğundan dolayı 2019 yılında ticari uyuşmazlıklarda, 2020 yılında da tüketici hukuku uyuşmazlıklarında dava şartı arabuluculuk kuralı getirilmiştir. Bu ne demektir? İlgililer yani uyuşmazlığı yaşayan taraflar mahkemeye gitmeden, dava açmadan önce uyuşmazlığı arabulucu önüne getirmek ve arabulucu önünde anlaşma sağlayamaz ise dava açma hakkına sahip olacaklardır. Eğer arabulucuya başvurmadan önce dava açarlarsa bu açmış oldukları dava şartı yerine getirilmemiş olduğundan usulen reddedilecektir. Evet. Peki arabuluculuğun avantajları nelerdir? Şimdi arabuluculuk her şeyden önce tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebileceği konularda yine kendi iradelerine uygun bir süreç sonucu elde ettiği anlaşma ile mümkün olur. Yani taraflar bu anlaşmayı kendileri yaparlar. Bu nedenle arabuluculuk aynı zamanda ilişkileri tamir eden bir özelliğe sahiptir. Bunun dışında ekonomiktir.
mahkemede bilirkişi ücreti, tebligat giderleri ve harç gibi giderler arabuluculukta söz konusu değildir. Ayrıca çok kısa sürede sonuç almak mümkündür. Ve aynı zamanda dediğim gibi arabuluculuk ile taraflar sorunlarını görüşüp bir sonuca bağlayabildikleri için kalıcı bir çözüm elde edilmiş olur. Evet. İlişkiler tabii aile şirketleri burada çok önemli bir konumda oluyor. Sizin de biraz önce söylediğiniz evet. gibi. Aile şirketlerinde o ilişkileri korumak önemli. Evet siz de bahsettiniz ama önce bir aile şirketini açalım sizle beraber. Nedir aile şirketi? Şimdi ben bu soruya cevap vermeden önce şunu ifade etmek istiyorum. Arabuluculuk alternatif çözüm yöntemi olarak çok önemli, çok değerli. İstifade edilmesi gereken bir kurum. Ancak ben en çok bu kurumun aile şirketlerine de çok değerli katkı ve faydası olacağına inanıyorum. Çünkü aile şirketleri uyuşmazlıkları belli bir aşamadan sonra ortaya çıktığında bu uyuşmazlığı çözüm bulmak bazen kolay olmayabiliyor. Ben şöyle ifade etmek istiyorum. Dünyada aile şirketlerinin kurumsal şirkete oranı %65-%80 arasında. Yine bizim ülkemizde %92 ile 95 arasında aile şirketleri var. Kamu kurumları ile kitler bu sayıdan çıkarıldığında %98-99 oranında aile şirketleri var. Aile şirketleri bir kurucu tarafından ya da kurucular tarafından kurulduğunda kurucuların vizyonu o şirketteki egemenliğini ya da kendi değerlerini o şirkete, duygularını, düşüncelerini, tecrübesini o şirkete yansıtmak suretiyle aile şirketleri yönetiliyor. Daha sonra ikinci kuşak ya da üçüncü kuşak gelmeye başladığında aile şirketlerinde bazı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Ya da başka bir durum, aile şirketleri atölye bazından çıkıp da fabrika bazına geldiğinde veya satışları bölgesel olmaktan çıkıp da daha geniş bir alana yayılmaya başladığında aile şirketlerinin ekonomik ve pazar payının büyümüş olması sonucu organizasyonal büyüme aynı oranda gerçekleşmediğinden dolayı sorunlar ortaya çıkmaya başlıyor. Aile şirketlerinde sorunlar dedik ama o sorunları açalım biraz. Ne gibi sorunlar daha çok konuşuluyor? Burada arabuluculuktaki önemli hususlar nelerdir dikkat edilmesi gereken? Arabuluculuktaki hususları geçmeden önce aile şirketlerindeki sorunların nasıl doğup nasıl geliştiğine bir bakmamız lazım. Aile şirketlerinde şirket büyümeye başladığında kurucu yöneticiler şirketi tamamen denetim altında tutmak istiyor. Oysa şirket büyüdüğü için dünyadaki ya da ülkedeki ekonomik, mali, kültürel ya da hukuki gelişmeler şirketin daha pratik olmasını, biraz daha profesyonel yönetilmesini gerektirebiliyor. Bu konuda bazı sorunlar oluşmaya başladığında yine ikinci kuşak ve üçüncü kuşak bu sorunlara dahil olmaya başlıyor. Şöyle ki aile şirketlerinde şirket işleri ile aile ilişkileri birbirine karıştırılmaya başlanıyor. Bu nedenle de aile bireyleri hiyerarşik olarak daha üst noktada olmak istiyor. Liyakat ve o konuda tecrübe kavramları çok esas olmayabiliyor. Bu da aile bireylerinin şirket içinde yönetsel kararlar alma isteği ile şirketin kurucusu yöneticiler arasında fikri çatışmalara neden olabiliyor. Tabii daha sonra ailenin büyümesi, şirketin büyümesi,
İşte kuzenler, yeğenler, gelinler, damatlar, bacanaklar arasında da çekişmeler ve hiyerarşik yükselme sorunları ortaya çıkabiliyor. Evet. Peki iletişim sorunları aile şirketlerinde önemli. O iletişim sorunları çokça da çıkıyor. Peki göz önünde bulundurulması gereken nedir? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Sorunlar ortaya çıkmaya başladığında iletişim kopukluğu da olmaya başlıyor. İşte tetikte olma, savunmada olma ya da kavgacı dil kullanma ya da hiç konuşmama, yani iletişim kopmaya başlıyor. İşte iletişimin kopmaması için öncelikle aile arasında iletişimin sağlıklı tutulması, toplantıların ikinci ve üçüncü kuşaklara da dahil edilmesi, yine aile bireylerinin şirketin varlığını sürdürmekle birlikte geliştirilmesi için yönlendirilmesi, danışmanlardan yeterli hizmetlerin alınıp bunun iyi değerlendirilmesi, belli bilgi ve birikim gerektiren bölümlerin de profesyonellerin yönetiminde götürülmesi faydalı olabilir. Ama en önemlisi, bu sorunların ortaya çıkması durumunda konuşmamın başında da söylemiş olduğum gibi iletişim sorunlarının giderilmesi ve sorunların büyümeden çözüme kavuşturulabilmesi için aile şirketlerinin arabuluculuk müessesesinden faydalanması büyük yarar sağlayacaktır diye düşünüyorum. Evet, bir çoğunluğu da sonra büyük kuşaklar işte bir sonraki kuşağa aktarmadan dağılıyor değil mi aile şimdi şirketleri? Şimdi o zaten aile şirketlerindeki en büyük handikaplardan bir tanesi bu. Dünyada ikinci kuşaktan üçüncü kuşağa aile şirketlerinin aktarılma oranı %5 ve aile şirketlerinin kalıcı olarak faaliyetini sürdürebilmesi oranı çok düşük. Bunlar dünyada sayılı şirketler bunu sürdürebilmiş. Ama bunu yaparken de belirli kurallar getirmiş. İletişimin sağlanabilmesi için tedbirler alınmış. Mesela dünyada şu anda 4-5 tane büyük aile şirketinden bahsediliyor. Bunların ayakta kalabilmesi dengenin oluşturulup ana kuralların belirlenmesi, ama en önemlisi istişare kurulları kurmuşlar. Sorunlarını istişare kurullarında görüşüp gidermek suretiyle kalıcı hale gelmişler. Evet. Peki aile şirketlerinde yine başka giderilmesi gereken sorunlar nelerdir? Şimdi aile şirketlerinde şirket büyüdükçe ve dünyadaki ekonomik ve hukuki mali gelişmeler olduğu sürece bu sefer şirket kurucuları kendi varlığını sürdürebilmek, egemenliklerini koruyabilmek için kendi şirketinin geliştiricisi değil de adeta durdurucusu konumuna gelmeye başlıyor. Ve özellikle de genç neslin, yeni neslin daha farklı düşünmesi, onların bilgi birikiminin ya da eğitimlerinin daha farklı olması kuşaklar arası iletişim sorunlarının doğmasına neden oluyor. Bu nedenle de genç nesil kurucu yöneticilerin şirketi iyi yönetmediği, dünyayı iyi izlemediği, kurucu yöneticiler ise gece gündüz çalıştığı halde çocuklarına, yeğenlerine bunun takdir edilmemesinin kırgınlığını ya da üzüntüsünü yaşayabiliyor. İşte bütün bunlar görev dağılımı, görev paylaşımı ve iyi bir iletişim ile aşılabilir diye düşünüyorum. Ama en önemlisi aile şirketlerinde şirket işleri ile aile ilişkilerinin ayrıştırılması, ana kurallar konulması, şirket bütçesinin bireysel tasarruflara konu edilmemesi, şirket bütçesinden bireylerin gelişigüzel bir kaynak kullanmaması
şirketin geleceği ve kurumsallaşması açısından önem arz ediyor diye düşünüyorum. Evet. Aile şirketlerinde hangi konularda arabuluculuk uygulanabilir? Bir de arabuluculuğun aile şirketlerindeki önemi nedir? Ben bu hususu sorunuza geçmeden önce şu hususu dikkatinizi çekmek istiyorum. Aile şirketlerinde oluşan uyuşmazlıklarda uyuşmazlık tarafları bazı denemelerde bulunmuştur. Ya aile büyükleri araya girmiştir, ya kendi aralarında sorunu çözmek için gayret sarf etmişlerdir, ya da buna benzer çözümler üretmeye çalışmışlardır. Ve bunda başarılı olamadıkları için uyuşmazlık derinleşerek devam etmiştir. Dolayısıyla bundan sonraki teşebbüslerde taraflar daha az güvenli ve daha dikkatli olabilirler. Bu nedenle aile şirketleri uyuşmazlıklarında arabuluculuk uygulamasına gidildiğinde arabulucunun son derece dikkatli olması tarafların mutlaka güven duymasını sağlamalıdır. Aksi takdirde süreç başarısızlıkla sonuçlanma durumu söz konusu olur. Bu sefer daha ağır neticelere sürüklenebilir. Şirketin dağılması, tarafların birbirleriyle iç içe dava ile karşı karşıya kalmasına neden olabilir. Bu nedenle arabulucu etik kurallara son derece dikkat etmeli ve tarafların güvenini mutlaka sağlamalıdır. Evet, gerçekten önemli aile şirketleri gerçekten çok sorun. Ne tür davalar olabilir? Şimdi aile şirketleri uyuşmazlıkları çok farklı duyguların, farklı taleplerin, farklı beklentilerin olduğu uyuşmazlıklardır. Yani ticari özelliği daha düşük, duyguların daha yüksek olduğu uyuşmazlıklar söz konusudur. Bir müddet sonra uyuşmazlığı yaşayan taraflar ana uyuşmazlığın ne olduğunu bile unutup duygularının tatmini noktasında ilerlemeye başlayabilir. Bu nedenle işte az önce söylemiş olduğum gibi arabuluculuk aile şirketlerinde çok büyük bir yarar sağlayacak diye düşünüyorum. Kesinlikle. Aile şirketlerinde ne gibi hukuki uyuşmazlıklar olabilir? Her şeyden önce bir müddet sonra ortaklar birbirine olan güvenini kaybedip şirketin yöneticiler tarafından kötü yönetildiğini iddia edebilir. Yine şirket kaynaklarının bireysel tasarruflara konu edildiğini iddia edebilir ya da bu konuda uyuşmazlık ileri sürebilir. Yine şirketin kendi hakkının şirket tarafından yeterli verilmediği iddiasında bulunabilir ya da ortağın şirket kaynaklarını suistimal ettiğini düşündüğü için uyuşmazlık konusuna gidebilir. Bütün bunlar, yani bu bölümdeki anlattığım uyuşmazlıklar genel olarak duyguların yükselmesinden kaynaklanır. Yani somut bir veri genelde yoktur, net bir delil mevcut değildir ama taraflar iletişimlerinde sağlıklı bir iletişim kurmadığı için müzakereler bir müddet sonra kavgaya dönüştüğü için birbirlerine karşı ortaklar iyi duygular beslememeye başlar. Bu nedenle az önce söylemiş olduğum uyuşmazlıklar gündeme gelebilir. İşte arabulucu bu uyuşmazlıklarda tarafların duygularını, düşüncelerini, beklentilerini birbirlerine iletmesini sağlayıp aynı zamanda birbirleri hakkında empati duymasını sağlayacak sorular sorup neticeye iletişim sağlamak suretiyle götüreceğinden taraflar konu ve çözüm odaklı soruna yaklaşmak durumunda kalır. Yani öfke, duygu daha az etki etmeye başlar. Bunun yerine menfaat odaklı ve şirketin geleceğini kendi menfaatlerini düşünmeye sevk eden bir çözüme doğru süreç ilerler.
Bunun dışında ortakların şirketten olan alacakları, şirketin ortaklardan olan alacakları, şirkette çalışan aile bireylerinin iş hukukundan doğan alacakları uyuşmazlık konusu dahilinde olabilir. Ben bu bölümde bu konularda ticaretin kendi uyuşmazlığından kaynaklanan alacak konularına çok değinmiyorum. Daha ziyade aile bireylerinin şirketle ya da ortaklarla ya da birbiriyle olan duygu ve beklentilerinden kaynaklanan uyuşmazlıkların daha çok üzerinde durmak istiyorum. Bu nedenle bu uyuşmazlıklar arabuluculuk yöntemi ile, yolu ile giderilmeye çalışıldığında tarafların duyguları ve düşünceleri birbirine iletileceği ve dinleme ve anlama imkanı doğacağı için bu sorunların büyük oranda arabuluculuk yolu ile çözüleceğini düşünüyorum. Evet. Önemli arabuluculuk. Peki son olarak ne söylemek istersiniz izleyicilerimize Şeref? Ben son olarak şunu söylemek istiyorum. Az önce ifade etmiş olduğum gibi ülkemizin büyük oranda şirketleri aile şirketidir. Aile şirketlerinin kurumsallaşması geleceğe 3. 4. kuşak ile devam etmesi açısından iletişim ve gelişmelerin yöneticiler tarafından, kurucu yöneticiler tarafından değerlendirilip sorunların masaya yatırılmak suretiyle şirketin varlığını sürdürebilmesini önemsiyorum. Ve bu konuda dediğim gibi arabuluculuk kurumundan istifade etmelerini tavsiye ediyorum. Sizinle ve izleyicilerle paylaşmak istediğim bir husus var. Buyurun. Üç değerli editör arkadaşımızın büyük özveri ve gayretleri ile 24 arkadaşımızın katılımı ile resim ve şiirlerden oluşan bir kitap çıkardık. Şiir ve Resim adında. İçinde hukukçuların, öğretmenlerimizin, emekli hakimimizin olduğu harika, çok güzel bir kitap. Tavsiye ederim. Bunu da sizinle paylaşmış olayım. Kitabımızı Zinde Yayıncılık çıkardı. Piyasada bulmak mümkün. Bulabilirler. Çok teşekkür ediyorum. Evet. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Sağ olun katıldığınız için. Ben teşekkür ediyorum. Tekrar bu imkanı sağladığınız için ayrıca size ve kanalınıza teşekkür ediyorum. Herkese iyi günler diliyorum. Çok sağ olun. Verdiğiniz bilgiler için bize sağ olun. Ben teşekkür ederim. Evet sevgili vizyon izleyicileri, gerçekten arabuluculuk çok önemli. Hem o uzun süren bürokratik süreyi çözmenizi hem de ilişkilerin çok gerilmeden, yıpranmadan toparlanmasını sağlıyor. Kendinize çok iyi bakın. Tekrar görüşmek dileğiyle.